Evet, tekrar herkese hayırlı sabahlar dilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün piyasayla alakalı hani süreci sizlere aktarmak istiyorum. İlk başta endeksle başlayalım. Sizlerle yakın tarihte analiz edip paylaşmış olduğum Koç Holding hedefine geldi. İkinci hedefi de geldi. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle endekse bakalım. BIST 100'de uzun zamandır beklemiş olduğumuz bir hedef vardı. Ta Haziran ayından bu yana. Hatırlarsanız piyasanın düşüşünde tarih olarak burada kayıtlı 7 Haziran'da ben endeksin artık düşmeyeceğini ve hedeflerinin yüksek olduğunu aktarmıştım. O tarihten bu yana endeks tamı tamına 30 doların üstünde bir yükseliş kat etti. 31 dolara yakın. Şu an endekse baktığımızda olumsuzluk mevcut. Peki bu olumsuzluğun genel sebebi nedir? Sorusunun cevabı şu. Bir düşüş formasyonu var. Bu düşüş formasyonunun kısa özetini şöyle yapacak olursak, hani piyasayı komple aşağı çekecek bir formasyon değil. Şu anki fiyat itibariyle yaklaşık Trabzonspor hedefime geldi. Onu da paylaşacağım şimdi. 328 dolara kadar bir geri çekilme görünüyor. Ama öncesinde şunu da belirteyim. Bu arada sesle alakalı sorun problem var mı? Plus'a ne zaman geliyoruz? Adnan Bey, hisse hedefleri paylaşmıyorum. Bilginiz olsun. Kendi yatırımlarınızı kendi stratejiniz doğrultusunda yaparsanız sevinirim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum kimseye. Şimdi bu geri çekilme olumsuzluk mu adlı ediyor? Tabii ki hayır. Endekste asıl odaklanmanızı istediğim şey 470 dolar bandı. Yani 468 civarı. Neden 468'de odaklanıyoruz? Veya endeksin bu yükselişi, düşüşü ne anlam ifade ediyor? Şimdi asıl mesele burada şu dostlar. Birincisi, endeks yükselişini gerçekleştirirken ana hisselerle yükselmedi. Yan tahtalar diye tabir edilen endeksin ana tahtaları, ana hisseleri olmayan hisselerle buraya kadar geldi. Bundan sonra denge şu şekilde olacak. Çok fazla primlenmiş hisseler dibe çakılacak. Henüz primlenmemiş endeksin ana hisseleri piyasayı sırtlanacak ve bizim gideceğimiz rakamlar 470 dolarlar seviyesi. Ara düzeltmeler muhakkak olacak. Olmalı. Piyasanın sağlıklı ilerlemesi adına. Endeksin 2019-2021 yılları arasındaki analizlerime bakarsanız ilk hedefimiz 315 dolar seviyesiydi. Büyük ölçek hedefleri. Paylaşımların hepsi duruyor, bakabilirsiniz. Ara hedefler geldi. Ana hedefimiz 470 dolar seviyesi. Bu bile 2014 seviyesinin altında kalıyor. Yani bizim büyük hisselerimiz, endeksin büyük hisseleri asıl değerlerine ulaşmaya başladığında biz 500 dolarların da çok çok üstüne konuşuyor olacağız endekse inşallah. Burada yatırımcının endeksten bağımsız bir şekilde elindeki hisseleri değerlendirmesi lazım. Elindeki hisselerle alakalı bir plan programlama yapması lazım. Eğer elinizdeki hisseler yan hisselerse, çok fazla primlenmiş hisselerse para kazanmayı bırakın, elinizdeki bütün paradan olacaksınız. Hani olabilirsiniz demiyorum, olacaksınız. Çünkü hiçbir hisse 30 kat, 40 kat
yukarıdan pahalı bir şekilde fiyatlamayı sürekli sürdüremez. Mutlaka olması gereken rakamlara gelecektir. Gelmelidir de. Burada düşünmeniz gereken ben hangi hissede yatırım yapıyorumdur. Endekste şu an için ufak çaplı bir geri çekilme var. Bu geri çekilme bittikten sonra daha sağlıklı bir piyasa göreceğiz. Şöyle bir 5 dakikalık grafik açalım. Ya bu arada geçen size canlı yayını paylaşmış olduğum düşüş formasyonu vardı. 5 dakikalık. Bu iki hedefine de geldi. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. İki hedefi de geldi, gördü. O şekilde yukarı gitti. Şu an endekste 5 dakikalık da bir yükseliş formasyonu var. Beraber yükselişi izleyelim. Bir bakayım. Büyük ölçek analizini yaptık. Şimdi kısa ölçeklerdeki analizini yapalım. Endeksle alakalı süreci sizlere tam aktarmış olalım. Şu an herhangi bir sorun problem olmadığı takdirde birinci hedef 341.21, ikinci hedef 343.45 seviyesi. Zaten yükselişin başladığı noktayı görüyorsunuz. Yükselişin başladığı nokta da gayet güzel bir nokta. Şöyle formasyonu çizelim. Periyodu ufaltınca formasyon kayboldu. Burada hedef noktası 341.21, ikinci hedef 343.45. Hangi bir durum problem olmazsa, yani aksi bir formasyon olmazsa endekste göreceğimiz rakamlar bunlar. Günlük grafiğinden bahsediyorum. Şimdi Trabzonspor hedefimize geldi. Onu paylaşayım sizlerle. Trabzonspor nereden nereye geldi sorusunun cevabı şöyle. Ben Trabzonspor'u analiz ettiğimde, tabii hani ara trade'lerimizi de yaptık. Saniye. Endeksle alakalı videonun sonuna geldik. Endeksle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.